Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. 2022 yılında halka arzı gerçekleşmiş olan Aztek firmasının 2022 yılı ikinci çeyrek bilanço temel analizini ve de grafik üzerinde teknik analizini birlikte yapacağız dostlar. Öncelikle neden Aztek'e bakıyoruz? Uzun zamandır hareket etmeyen bir firma. Yani ilk başta halka arz sonrası bir hareket geldi, sonrasında ciddi bir düşüş sonrasında yatay bantta gidiyor. Bir o tarafı bir inceleyeceğiz, bir bakalım neler olmuş gibisinden. Şimdi hızlıca gelin bir başlayalım. Evet, Aztek teknolojiye baktığımız vakit daha betası falan oluşmadığı için herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Halka açıklık oranı %25. Bilişim, yazılım sektörü ana pazarda işlem görüyor. Cari oran 1.55, gayet güzel. Şöyle ineyim, likit oran 0.96, istenilen oranlarda nakit oran 4.44, şirketin cebinde parası var. Aktif karlılık %17 olarak görünüyor. Bir önceki dönem aynı dönem bir verisi olmadığı için bir şey diyemiyorum. Brüt esas faaliyet kar marjı %14.5'muş, şu an %15'lerde. Esas faaliyet kar marjı %11'miş, %12'ler olarak karşımıza çıkıyor. Net kar marjı %7'lere yakınken şu an %8.5 civarlarında işlem görüyor değerli dostlar. Öz sermaye karlılığı son açıkladığı bilançoya göre %48 büyüyen bir firma. Güzel. Sektörüne göre ucuzluk, pahalılık birazdan değerlendireceğiz. FK'dır, piyasa değeri, defter değeridir. Bakacağız arkadaşlar onları tek tek. Merak etmeyin. Şöyle aşağı doğru bir inelim. ROIC oran şimdilik 29 görünüyor. Aynı dönemin bir geçmişi olmadığı için şu an onu değerlendiremiyorum. Borç durumu %63'lük bir borcu var arkadaşlar. Aşağı doğru inelim. Aktif devir hızı 4'lerde. Sektörüne göre bakacağız. Stok devir hızı 5.88. Yani geçen yılın ikinci çeyrekteki stok devir hızını biliyoruz ama diğer çeyreklerdeki stok devir hızına göre arttığını söyleyebiliriz. Stokları daha hızlı eritiyor gibi duruyor. Ticari borç devir hızı da birazcık düşmüş. Şimdi devam edelim. Şuradan devam edelim. Şimdi biz bu Aztek teknolojinin CEO'sunu, genel müdürünü, oyunu buyunu tanımayız. Ama net satışlarda bakın düzenli bir artış var. Net esas faaliyet karında bakın parabolik, yani bir normal doğru orantılı diyelim biz buna, bir artış var. Aynı zamanda ikinci çeyrek bazında baktığımız vakit esas faaliyet kar marjı aynı şekilde yukarılarda işlem görmeye devam ediyor. Amortismanların satışların maliyetini oranı 0.37'ymiş, şu an 0.40'lara çok hafif yukarıda seyrettiğini söyleyelim. Çok büyük bir problem mi? Bence değil. Yabancı para yükümlülüğü ve varlığı tarafına bakarsak varlıkları yükümlülüğün üstünde, bir sıkıntı yok. Yabancı para net pozisyonu artıda arkadaşlar, o noktada bir sıkıntı görünmemekte. Toplam borç durumu dedik %63'lerde şirketin borç kaynak durumu, bilginiz olsun. Şimdi bakalım sektörüne göre ne durumda? Baktığımız vakit bulunduğu sektörün fiyat kazanç oranı 13.5. Aztek 8.7, ucuz kalıyor. Piyasa değeri, defter değeri tarafında keza yine ucuz kalıyor. FDF Havayolu tarafında keza yine ucuz kalıyor. Şirket ucuz kalmaya devam etmiş arkadaşlar. Şöyle bulunduğu sektöre göre bir bakalım. Maşallah bulunduğu sektörde bayağı bir var. Sektör burada. Aztek nerede? Aztek'te. Evet. Aztek kar marjı ne demiş? Net kar marjı 8.7 iken sektör %444. Tabi bu oranı bozanlar var. Bu da Eskom bozmuş. O yüzden çok bir gerçekçilik kalmadı şu an sektör ortalaması bazında. Aztek aktif devir hızı %200'ler demiş. Sektör %165. Sektörün üstünde aktif devir hızı var. Aktif karlılık %17'lerde görünüyor. Sektör %18. Yani kafa kafaya sektörle aktif karlılık. Borç durumu Aztek'in %63 demiştik. Sektörün %49, bir tık üstünde kalıyor. Aztek'in öz sermaye karlı %48, sektör %34. Sektörünün üstünde büyüyor. Okey. Şimdi net satışlara baktığımız vakit 1.6 milyar TL'lik net satış var. Tabii ki bir önceki aynı dönemde göremiyoruz. Yani verisi olmadığı için göremiyorum. 2021 yılı sonunda 1 milyar TL'ymiş arkadaşlar. Son 4 çeyrekte 1.6 milyar. Böyle bir oranlama yapabiliriz. Net satışları tabii ki doğal olarak bir artış olacak. Teknoloji ürün fiyatları zaten dolar bazlı ne kadar arttığını biliyoruz. Piotrowski F skorlukta bir durumumuz şimdilik yok. Mali analiz, FESFEB Mali Analiz Pro'da bu kadardı. Şimdi gelin FinTables'ta bakalım. FinTables'ta Aztek'in karneye baktığımız vakit karlılık %50 almış.
Büyüme %50, borçluluk daha yüksek bir pozitif oran almış arkadaşlar. Şimdilik iyi duruyor. Kötü bir şey diyemiyoruz. Zaten sektörü içinde de iyilerden birisi olarak durmaktaydı. Yabancı takas analizine bakarsak en son Ağustos ayı var şu anda. Ağustos ayında da yabancılar net 592 bin lira diyelim. Yani 53 bin lotluk bir alım yapmışlar arkadaşlar. Bilginiz olsun, 32 bin dolar çok yüksek bir alım mı? Hayır, değil. Ama yabancının ilgisini de burada görmek iyi olacaktır ki oldu. Nasıl bir bilanço açıklamış? Yani geçmişi olmadığı için, geçen yılın 6. ayı olmadığı için şudur budur diyemiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani var olan dönemdeki sektörüne göre ucuz kalıyor. Karlılıklarında artışlar var. Büyümesi sektörün üstünde. O yüzden pozitif yorumluyorum. Hisse senedi tarafının etkisini orta uzun vade pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Şimdi gelin teknik tarafa birlikte bakalım. Arkadaşlar merhabalar. İçeriğimize çok ufak bir ara veriyoruz. Sizlerin hayrına olan bir işlem için. Borsa İstanbul Midas borsasında işlemlerde. Arkadaşlar artık Midas borsasında Borsa İstanbul'da hisse alım satımı yapabilirsiniz. Hem de yıl sonuna kadar ücretsiz, komisyonsuz bir şekilde arkadaşlar. Malum biliyorsunuz Midas borsası Amerikan borsalarında hisse senedi alım satımı için, fon alım satımı, ETF alım satımı için çok mantıklı bir noktaydı. Çok düşük komisyondan dolayı. Artık Borsa İstanbul'da işleme başladı arkadaşlar. Borsa İstanbul işlemini hızlıca yapabilmek için de dostlar aşağıda açıklama kısmına linki bırakıyorum. Oradan yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi işlem komisyonu yıl sonuna kadar ücretsiz. Canlı veri bedava. Hesap işletim ücreti bedava. Portföy taşıma yani Virman herhangi bir aracı kurum bankadan tek tuşla portföyünü buraya taşıyabiliyorsun. Bedava. Hak kullanımları rüçhan bedelli bedelsiz bedava arkadaşlar. Takas payı ve saklama ücreti yok. O da bedava dostlar. Sizleri hızlı bir şekilde güvenilir bir şekilde Midas borsasında işlem yapmanızı tavsiye eder, öneririm. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet. Teknik tarafa baktığımız vakit şurada arkadaşlar ilk işlem günü 17 Ağustos'ta birinci tavan, ikinci tavan, üçüncü tavanı yaptı. Oradan aşağıya tabanda kapattı neredeyse. O gün bugün bu şekilde devam ediyor. Şimdi daha yeni zaten 22 günlük olması lazım. Ortalama daha yeni zamanda oluşmuş. Şu anda 12.59'luk desteğinin üstünde kapatmış. Çok güzel yataya sardırmışlar bunu. Zaten bunun toplanıldığını düşünüyoruz bu kağıdın. Ben diğer halka arz analizlerinde bahsediyordum bundan. Toplanıldığını düşünüyorduk ki öyle görünüyor şimdilik. Şimdi dostlar, şöyle bir kısa vadeli bir Fibo tarafına baktığımız vakit Fibo'su hala bir şeyi yok şimdilik zaten bu arkadaşın. Otofip'ten bir şey çıkmaz bizim elimize burada. Bunu da bir kapatalım. Buradan da bir şey gelmez. Öncelikle şunu bekleyeceğiz Aztek tarafında. 12.78'in üstünde tutunması gerekiyor ki kafayı yukarı kaldırsın. 12.78'in üstünde tutunması gerekiyor ki kafayı yukarı kaldırsın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şuradan hemen bir de buradan bakalım Aztek'e. Aztek'te şurada ne varmış? Hemen bakın pivot noktaları falan artık belli olmuş. 12.78 dedik. Pivot noktası da karşımıza şu seviye olarak çıkmakta. 13.11. 12.78'in üstüne tutun. 13.11'e doğru hareket et. 13.11'lerin üstüne tutundun mu? Artık ufak ufak kafa kalkar. 4 14.22 oradan üstündeki pivot nokta 15.61 gibi rakamlar karşımıza çıkıyor. Tabii ki destek neresi? Birinci destek 12.59. 12.59'un altında sarktı mı? Oradan alıyorlar arkadaşlar. 5 günlük desteğini oradan alıyorlar. Yukarı çekiyorlar. Yani 12.59'un altından al. 12.78'lere doğru sat. Böyle çok kısa trade yapa yapa insanları bezdirdiklerini düşünüyorum bu kağıtta. Bu pozitif kağıtta bu şekilde bezdirildiğini düşünüyorum insanların. Hala burada bu da oluşmamış. Çok güzel. Tam olarak daha grafikleri oturmadığı için teknik tarafta biraz baktığımız şeyler kısıtlı. Onu söyleyelim. Bu oluşmuş mu? Bu da oluşmamış bu. Evet, bu biraz oluşmuş. Kaçmış? 12.60. 12 zaten 59 dedik. 12.60, 12.59 destek karşımıza 3. pozitif mumda olduğunu bizlere söylüyor değerli arkadaşlar. Bir şey söylemek için yer arıyorum adeta ya. Aztek bir bakalım. Aztek al da hala al tarafında kendini koruyor. Burada güzel bir şey yakaladım sizler için. Şu MACD'yi de bir açalım. MACD'mizde ne var? Daha oluşmamış. MACD'si bile oluşmamış. Özellikle hani dedik ya 12.59 destek. Eğer ki aşağı yönlü bir satış dalgası geliyor. 12.34
de ikinci destek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 12.34'lerden al. 12.78'e doğru sat şeklinde ilerletiyorlar ki bak gelmiş buradan almış. 14 Ağustos'ta sarkmış almışlar. 19 Ağustos 5 gün sonra malı geri vermişler. Yani Aztek'te insanlarda bir penta beklentisi var. Penta kadar gider. Yani onu ben bilemem. Onu kimse bilemez. Ama kağıt temel anlamda güzel. Yani şirket temel anlamda güzel bir şirket. Daha tam grafik yapısı oturmadığı için üstteki şu direnç, bu direnç, şudur budur bir şey diyemiyoruz yani o noktada. Onu da söyleyelim, ekleyelim ki yanlış anlaşılmasın. Ama şu an için sanki böyle kısa trendini oturmaya çalışıyor gibi geliyor bana. 12.59'un üstünde kapanışlar yapmaya devam ettiği sürece 12.78 ardından 13.11 gibi rakamlara da ufak ufak yol gelecek gibi duruyor. Orta uzun vadede pozitif beklentilerimin olduğu bir şirket arkadaşlar. Açıklamalar kısmında da eğer bilançosuna göre bir hedef fiyat çalışmasını yetiştirebilirsem onu da oraya yazmış olurum. Açıklamalar kısmında aynı zamanda komisyonsuz işlem yapabilmeniz için Midas borsasının linkini de bırakıyorum. Oradan tek tıkla gidip üye olabilirsiniz, indirebilirsiniz dostlar. Durum bu. Kendinize iyi bakın, fırsatları kaçırmayın. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. İyi günler.